Asıl adı Kirko Cezveciyan olan Kenan Pars, 1920 yılında İstanbul'da doğdu. Zonguldak'ta 1,5 yıl kaldıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Liseyi bitirmeden okuldan ayrıldı. Askerliğini Balıkesir'de yaptı. Kendi tabiriyle gayrimüslim olduğu için eline silah yerine kazma kürek verdiler. 3 yaşından ölümüne kadar Bakırköy'de yaşayan Kenan Pars, İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda kendi adını taşıyan bir milli piyango bayisi işletiyordu. Ermeni asıllı Konyalı bir Türk olan Dikran Uhi ile evli olan bu evlilikten Narin ve Linda Çiğdem isimlerinde iki de kızı var. Kızlarından biri aktör Ayhan Işık'ın ablasının oğluyla evlendi. Kenan Pars Bakırköylüydü. Kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye'de en çok sinema ve tiyatro sanatçısı yetiştirmiş bir semtin çocuğuydu. Bakırköy'de Bezazyan Lisesi'nde okudu ve diplomayı aldıktan birkaç yıl sonra halk evine dönüştürülen okul binasında etkinliklere katılmaya başladı. Gerçi okul sonrasında ticaret hayatına atılmış, önceleri kurşun boru imalatında çalışmış, ardından da tuhafiyecilikle uğraşmaya başlamıştı. Kariyerine 1953 yılında başlayıp 2003 senesine kadar sürdürmüştü. Sinemanın sert, kötü adamı olarak hafızalarda yer edinmişti. 1944 yılında vatan hizmetini yaparken Çocuk Esirgeme Kurumu yararına bir etkinlikte sahneye çıkan Kenan Pars, büyük bir başarıyla iki değişik rolü birden oynamıştı. Askerlik sonrasında Bakırköy Halk Evi'ndeki arkadaşlarından kimlerinin profesyonel olarak tiyatroya atılmaları, hatta beyaz perdede görünmeye başlamaları onu da cezbetmişti. Çok geçmeden de Bakırköylü yakın arkadaşlarından şehir tiyatrolarında sahneye çıkan, aynı zamanda Lütfü Akat'ın yanında asistan olarak filmcilik yapan Sırrı Gültekin'in teşvik ve önerisiyle kendisini Yeşilçam'da bulur. Bakırköylü Cezveciyan 1.83 boyunda şık, yakışıklı, fiziği yerinde, olgun erkek tiplemesiyle, uygun bir porta çizmenin avantajlarıyla 1953 yılında ilk defa kamera karşısına geçer ve 1977 yılına dek onlarca filmde oynayarak Türk sinemasının sevilen ünlü aktörlerinden biri olur. Her ne kadar genelde kötü adam rollerini oynamışsa da çizdiği olgun erkek tiplemesiyle sinema severlerinin ilgi ve beğenisini kazanmıştır. Bundan böyle adını da değiştirmiş, afişlerde ve film jeneriklerinde olduğu gibi yeni adı Kenan Pars olarak anılmaya başlamıştı. Oynadığı ilk film, Lütfü Akat'ın sinema kariyerindeki önemli yapıtlarından biri olan Öldüren Şehir'di. Başrollerini Turan Seyfioğlu, Ayhan Işık, yine bir Bakırköylü olan Belgin Doruk'un paylaştıkları bu filmde Kenan Pars, azılı bir çetenin elemanları arasında yer alan kötü adamlardan birini oynar. Ancak daha başlangıçta bu küçük rolünde oldukça başarı gösterir ve dikkatleri üzerine çeker. Ardından arka arkaya yeni gelen tekliflerle yeni filmlerde oynamaya başlar. 1954 yılında Beyaz Cehennem, Son Şarkı ve Evlat Acısı filmlerinde gösterdiği başarı kendisine başrol teklifi getirir. 1955 yılında çevrilen Günahkar Baba filminde başrol oyunculuğu Köy Canavarı ile devam eder, ardından öteki filmler gelir. Neriman Köksal'la birlikte oynadıkları Dişi Canavar, Kızımın Başına Gelenler, Vicdan Azabı filmleri, Gülistan Güzel'le çevirdiği Bir Yetmenin Hasreti, Muhterem Nur'la çevirdiği Sabır Taşı, Leyla Sayar'la birlikte oynadıkları Dilberler Yuvası, 1950'li yıllarda çevirmiş olduğu filmlerinden bazılarıdır. Ancak bunların ötesinde belki de adını fazlasıyla duyurduğu, sinema severlerin büyük beğenisini çeken, o dönemlerin göz yaşartan filmler arasında yer alan 1960 yılında Belgin Doruk'la birlikte çevirdikleri İlk Aşk isimli filmdir. Ancak duygusallık ve romantizm içeren bu filmde bir vapur yolculuğu sırasında güzel bir kadınla tanışan bir ressamın acılı aşkları konu edilir.
çevrilen onlarca filmin ardından kazandığı paralarla film yapımcılığına soyunan Kenan Pars, 1961 yılında Mask adında kendi şirketini kurar ve bizzat yönetmenliğini yaptığı ilk filmini çevirir. Bu ilk filmin adı Oğlum'dur. Filmi yönetir, aynı zamanda da oynar bu filmde. Kurmuş olduğu şirket ve yaptığı 6 kadar filmle 1966 yılına kadar kendi yanında kavrulmaya çalışan ünlü sanatçı, yapımcılık ve yönetmende umduğunu bulamayınca yeni baştan oyunculuğa döner ve oynadığı karakter rolleriyle 1977 yılına dek son çevirdiği İkimiz de Sevdik adlı filmin ardından sinemayı bırakır. Kariyerine 1953 yılında başlayıp 2003 senesine kadar sürdürmüştür. Sinemanın sert, kötü adamı olarak hafızalarına yer etmiştir. Pars'ın cenazesi Bakırköy Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törenin ardından Bakırköy Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.